enak falan değil. Yani %44 enflasyonu artırın, asgari ücretle şu anda reel rakamın 24.482 olması lazım. 2025 enflasyon projeksiyonunuzda %21, alın 24.482 lira, bu reel şu anda. %21'ini artırın, sizin ölçülerinize göre vermeniz gereken asgari ücret 29.622 lira. Eğer kendi içinde tutarlıysanız, asgari ücret dediğiniz şeyi sadece alınan verilen banknot değil de alım gücü olarak hesaplarsanız, reel asgari ücret sizin kendi hesaplarınıza göre vermeniz gereken rakam 29.622 lira. Peki bizim teklifimiz ne? Dün değişik partiler, kimisi 30 dedi, kimisi 35. Ben matematiğe inanırım, oturur hesap yaparım. Şimdi 2024 enflasyonu bizim beklentimiz %48'den sonra geriye doğru düşmeyecek. Kasım ve Aralık ayında %2 civarında gelse %52'ye çıkar. %52 kabul ediyoruz. Daha yükseğini, hani yine Merkez Bankası'nın beklentisi. Reel asgari ücret 17.002 liradan %52 zam. Yani 1 Ocak'taki 17.002 lira 1 Ocak 2025'te 25.843 olması lazım. 25.843 lira verirseniz aslında hiç zam yapmamışsınız demektir. Buna da yine onların verdiği rakamı söylüyorum. %21 değil. Biz hesaplamalara göre onlar %21-%25 aralığı diyor enflasyona. Biz yine iyimser bir rakamla %29 koyalım dedik. Hesabı takribi yanılma paylarını hesaplayarak verilmesi gereken rakam 33.337. 33.337 lira verirseniz ancak asgari enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdi peki burada risk ne? Asgari ücret dediğimiz şey nedir? Hep yükselmesini isteriz ama bir sakıncası var. O da ne? İşveren üzerindeki yük. İşveren üzerindeki yük. Şimdi ona geleceğim ama ondan önce şunu söylememiz lazım. Bu çok bilmiş iktidar yanlısı ekonomistlere. Türkiye'de asgari ücretin böyle düşük olmasının tehlikesi nerede biliyor musunuz? Asgari ücret ortalama ücret haline dönüşmüş. Toplumun %50'si asgari ücret alıyor. Şimdi asgari ücret böyle yükseldiği zaman da daha üst kademedekiler, onlar da zam istiyor. Yapmazsanız herkes asgari ücret düzeyine düşmüş oluyor. Yaparsanız da işverene büyük yük. O zaman diyoruz ki, o da oraya yansıttın mı? Ha. Bakın, bizim getirdiğimiz teklifin şeyi şu. Net asgari ücret 33 bin lira olacak. Toplam kesinti vesaire brütü 39 bin liraya çıkıyor. Burada asgari ücretin işverene maliyeti 43 bin liraya kadar çıkıyor, bu tehlikeli şey oluyor. Çok yükseliyor. Şunu teklif ediyoruz. İstihdamın sağlanması halinde ayrıca şuradaki SSK primi işveren hissesinden %5,5 indirim yapın. Böylece esnafın, özellikle de küçük esnafın asgari ücretli çalıştırması halinde zarar etmesinin önüne geçin. Bunu nereden biliyorum? Bakın. Pratik yaşadık biz bunu. Tarih 1 Ocak 2016. Yine benim önüme asgari ücret rakamları geldi. O zaman 1000 liraydı. Enflasyon %6. Dedim ki 1300 lira yapacağız. %30 artıracağız. Herkes şaşırdı. Efendim enflasyon fırlar, enflasyon yükselir. Aynen bu IMF şeyinin düğünü umumiye memnunun söylediği gibi. Enflasyon yükselecek diye başladılar. Dedim ki tedbirini alırız. %6 enflasyonun olduğu bir dönemde biz %30 beş misli asgari ücrete zam yaptık. Aynen rahmetli hocamızın o zaman verdiği fiyatlara bir bazılarının güldüğü gibi. Ne oldu biliyor musunuz? Aynı anda hem işsizlik sigortasından hem de devletin imkanlarından bu işverenin üzerine gelen yükü %50 paylaştık. İşverene dedik ki telaşlanma, paniğe kapılma, bunun yarısını devlet karşılayacak. Neden böyle yaptık? Çünkü israf etmiyorduk, yolsuzluk yapmıyorduk. Devletin hazinesini 3-5 adama peşkeş çekmiyordu. Ne oldu? Enflasyon %6'lardan 7'lerden aşağı doğru düştü, yükselmedi. Üretici enflasyon %3,5'a kadar düştü. Ama asgari ücret gerçek anlamda reel olarak Türkiye'de
asgari ücret Avrupa'nın ortalamasını geçti.